Şimdi aslında gurbetçiler 12 bin Türk'ü kontrol altına almışlar. Evet. Yardıma başvuruyorsun. Hayır, sen yardım alamazsın. Senin Türkiye'de malın var. Sat onu. Bu sistem başladığından beri 200'e yakın mağdur olduğunu biliyoruz. Hı. Vatandaş olarak ve onların evleri ve arsaları hem satın. Evleri ve arsalarına haciz konulduğu ve tedbir konulduğu ve de satıldığı maalesef. 12 bin Türk'ü şu anda orada yardım aldıkları için, Türkiye'de mal varlıklarını oraya bildirmedikleri için mal varlıklarına haciz koyabiliyorlar. Şu anda Hollanda bir kobaydır. Hollanda'da denenen bu olay tutmuştur ve şimdi Almanya, Fransa, Avusturya ve kısacası Türklerin yaşadığı, yardım alan ya da orada duran bütün vatandaşlarımızın bu durumdan etkileneceği söz konusu. Çok basit, varlık gizleme yapsınlar. Varlıklarını gizleyebiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda TAPU'ya biz bununla ilgili gerekli fonları biz yarattık. Gerekli bilirkişiler var, hukukçular var. Bununla ilgili bir rapor düzenlettik ve bununla ilgili bir form hazırladık. Ve bu formla ilgili bize müracaat ettiklerinde 28 gün içinde hem TAPU'daki mal varlıkları gizlenebildiği gibi hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan almış olduğu emekli maaşları gizlenebiliyor. Böylelikle bilgi sadece gizleyen kişiden başka kimseye verilmiyor. O yüzden Avrupalı vatandaşlar lütfen varlıklarını Türkiye'de gizlesinler. Bir gün mesela Hollanda hükümetinde, Hollanda'da yaşıyorsunuz. Bir gün çıktınız, geldiniz ve baktınız eviniz sizin değil artık. Hollanda hükümeti, Hollanda belediyesi oraya tedbiri koydurmuş, hacizi koydurmuş ve sattırmış. Böylelikle evsiz kalabilirsiniz. Lütfen bunun için varlıklarınızı gizleyin. Otomatik bilgi paylaşımıdır o anlaşmanın adı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti baktı ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlar zor durumda kalacak. Hemen kişisel verileri koruma kanunu çıkardı. İşte orada varlık gizleme var. İsteyenler gelip varlıklarını gizleyebiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tahsis talebi vermeden önce aslında emekli olacak kişilere bir tavsiyesi var. Farklı farklı illerde 25 yıl boyunca, 20 yıl boyunca çalışması söz konusu olan sigortalıya sen farklı farklı illerde çalıştın, farklı farklı numaralar da almış olabilirsin ya da senin hakların kaybolmasın diye bana bir hizmet birleştirmesi dilekçesi verebilirsin diyor. Yani bunu aslında birçok vatandaş bilmiyor. Avantajı şöyle, bir kere tahsis talep bütün sigortalılıkların toplandığı bir sigorta numarası olarak düşünürseniz kişinin prim kazançları artacak. İşte prim kazanç arttığında böylelikle kişi yüksek emekli maaşı almış olacak. Bu konuda vatandaşlara genellikle bir yıl kala hizmet birleştirmesini yapmasının daha uygun olduğunu söylüyorum. Çünkü 3 sene önceden, 4 sene önceden yapmalarına gerek yok. Arada yine çalışma söz konusu olacak. O yüzden son bir yıl kala hizmet birleştirmesini yaparlarsa hem dosyaları toplanmış olacak hem de emeklilik aşamasına geldiğinde bir ay gibi, iki ay gibi kısa sürede emekli aylığı uzamadan bağlanmış olacak. Bizim için artık alışılmış bir şey. Bayram öncesi biner lira ikramiyeleri var. Oysa biner lira ikramiyeden ziyade 9 Ağustos'ta hem emekli sandığında çalışan memurlara hem de sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlara, Bağkur'dan emekli olanlara, emekli sandığından emekli olanlara hepsine 9 Ağustos'ta paraları hesaplarına yatacak. O yüzden erken gitmelerini tavsiye ediyorum. Ya da geç saatte gitsinler çünkü çok kuyruk olacak. Sabah erken giderlerse özellikle yaşlılar bir an önce bayram ikramiyelerini ve maaşlarını almış olacaklar. Ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmalı olduğu yurt dışında 20'den fazla ülke var. Yani karşılıklı uzun vadeli, kısa vadeli sigortalı kollarıyla anlaşma yapılmış. Yani bu ne demek? Eğer burada sigortalıysa, Almanya'da bu kişi varsa, örnek veriyorum, Almanya'ya turist olarak tatile gidecekse, Türkiye'den TR11 diyoruz, TRA3 diyoruz, örnek veriyorum. Yani ATR3 diyoruz. Yani kısacası hangi ülkeye gidiyorlarsa gittikleri ülkenin formunu alarak, onaylatarak yani orada herhangi bir sağlıktan yararlanma gibi cebimden para çıkmasını istemiyorum. Nasılsa Türkiye'nin o ülkeyle bir sağlık anlaşması var. Ben turist olarak gidiyorum. Bana bir şey olmaz demesinler, alsınlar ceplerine koysunlar. Böylelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yurt dışı servisleri var, sağlık bölümleri var. Oraya giderek
kendileri bir hizmet dökümü alıyorlar. Bakıyorlar belli bir şartları 90 günü 120 günü şartları yerine getirdiyse tabii ki o vatandaşlarımız o seyahat etme hakkını ve o sağlıkla ilgili oradaki fonları alarak orada işlemlerini yürütebiliyorlar. O zaman bilgisayar ortamına alınmayan dolar borçlanma tahakkukları yarın öbür gün ellerinden kaybolduğunda bir daha çıkaramazlar. O yüzden o dolar borçlanması tahakkuklarını bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek ya da bizlere ulaşarak onların yeni güncellenmesini isteyerek bilgisayar ortamlarına düşürmek zorundalar. Aksi takdirde yarın öbür gün kaybolması halinde bir daha böyle bir hakları, talepleri olamayacak. Şimdi devlet parası olmayanlara genel sağlık sigortası kapsamında bakabiliyor ve çocuklarına da bakabiliyor. 75 TL yatırarak hem annenize, hem babanıza, hem eşinize, hem de çocuklarınıza bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklara bakabiliyorsunuz. Yani sadece 75 TL. Ödeme yapmadan önce şu tarihleri ödeyeceğim diye belirtmek zorundalar. Eğer o tarihleri belirtmezlerse ve herhangi bir kafalarına göre gidip para yatırırlarsa o zaman aylıkları 1000-1500'e düşer. O yüzden 2500 lira almak istiyorlarsa, 2500 lira yüksek maaş almak istiyorlarsa mutlaka borçlanmalarını ödemeden önce kuruma, o ilgili kuruma, o tahakkuku gönderilen ilgili kuruma ben bu tarihleri ödemek istiyorum diye dilekçe gönderip 2 gün sonra o ödemeleri yapmaları onların yararına olacak. Yani o formu öderken de borçlanmayı yaparken dilekçe yazsınlar. Böylelikle yüksek emekli aylığını alabilirler. Uyarıyoruz. Bir de 18 yaşını dolduran Avrupa'da gençler var. Bakın biz her zaman söylüyoruz. Erken sigortalı olun. 18 yaşına giren çocuklarınızı sigortalı yaparsanız o kadar erken emekli yaparsınız demek istiyoruz. 18 yaşında şimdiden sigortalı olan gençler 62-63 yaşlarında emekli olabilirler.